Yani Esad diye birisi yok artık. Evet. Suriye diye bir şey yok. Darmadağın olmuş bir yapı var. Paramparça olmuş bir yapı var. Esad için yapılacak bir şey yok. Yeniden oradan bir yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. Serbest seçimleri yapılıp halkın istediği neyse ona göre iktidarın belirlenmesi gerekiyor. Daha hala Esad muhabbeti ayıp yapıyor. Esad benim gördüğüm modern diktatör. Yani öyle görünüyor. Ama seçimlere girme hakkı verilmesi lazım ben kanaatim. Herkes kim istiyorsa seçsin. Çünkü Esad'ın aslında suçu vardır da diyemiyorum. Çünkü o dışarıdan onu getirdi. O dişçi falan böyle hiç alakasız bir tip. Yani bu derin devlet işlerinden kan dökme falan o tip işlerden pek anlayan, bilen, bu işlere giren bir tip değil. Dolayısıyla onu şu an telafi etmek istiyorlarsa tek yapılacak şey seçimlerdir. İnşallah. Seçimler de Mehdiyet'in dışında olmaz. İnşallah. Yani orada her yer kör düğüm olmuş vaziyette. Evet. Bütün sistem kör düğüm olmuş vaziyette. Bu kör düğümü ancak Mehdi çözer. İnşallah. Masonlukta da bir kör düğüm vardır. Mason sembolü olarak. O dünyanın kör düğüm olacağını ve Mehdi'nin çözeceğini anlatmak için kullanılan 5000 yıllık Mason sembolüdür. Kör düğüm. Yani onu ancak Mehdi geldiğinde kolayca çözecektir. Yoksa bunlar bu kör düğüm içinde boğulup kalırlar. O Mason sembolleri içerisinde onu gösterebiliriz sonra. Evet, dinliyorum. Siz ona çözüm önermiştiniz aslında hocam. Mehdiyeti ve İttihat-ı İslam'ı savunsun. Söz bir, Allah bir, oradan kurtulur, kurtarırız demiştiniz inşallah. Sözümü dinlemedi. Evet. Yani korktu falan derler. Evet. Bana diyor yani. Korktu derler. Onun için ben bunu söyleyemem dedi. Evet. Ama şu anda da hoşafın çıktı. Gurur yapacak ne var? Orada söyle bitsin. Evet. Söylese şu an kurtulacaktı. Evet. Söz dinlemedi. Evet.